Hayat Bilgisi kanalı takipçileri hepinize merhabalar. Bugün sizlere notebook bataryalarıyla alakalı bir hayat bilgisi paylaşacağım. Elimde görmüş olduğunuz batarya HP marka bir notebook'un bataryası. 4 hücreden oluşan bir batarya. Şöyle bir cihazım var. Batarya test cihazı. İşte bu test cihazında pilin şu ana kadar özgeçmişini görebiliyoruz. İşte pilin ömrü, şarj sayısı, cycle count dediği şarj döngüsü, yani alındığı günden beri kaç kez doldur boşalt yapıldığına dair tüm verilerini okuyabiliyoruz bu cihazda. Şu elimdeki görmüş olduğunuz pilin bir problemi var. İşte pil %50, %60'lara kadar normal çalışıyor. %100 üzerinden %50'lere geliyor ama %50'lerden aşağıya birdenbire aniden kapanma yapıyor. Yani bundan da şunu anlıyoruz ki muhtemelen 4 hücreden oluşuyor demiştik. 2 hücreden sonrası işlev görmüyor. 2 hücreye kadar gelip 2 hücreden sonra direkt enerjiyi kapatıyor ve pilin içi birdenbire boşalıyor. İşte bu cihazda bugün onu görmeye çalışıyorum. İşte şoklama özelliği var cihazın. Ani yüksek voltaj vererek şoklama yapıyor. Eğer pilin hücrenin herhangi bir yerinde bir tıkanıklık varsa ya da bir kuruma varsa, sıvı pil oluyor bunların içerisinde. Kuruma varsa o ani yüksek voltajla o tıkanıklığı açıp pili geri çalışır hale getirebiliyor. Eğer bu son nokta bozulan pillerde bu şekilde bunu çözemiyorsak tek bir ihtimal kalıyor, geri değişim. İşte her modelin şurada görüyorsunuz artı eksi bağlantı şemaları var. Bir ucu bir artı bir ucu eksi oluyor ve data clock'larını bağlıyoruz. Tabi her modelin bu bağlantıları farklı. Dediğim gibi bu elimdeki pil %50'den aşağıya işlev görmüyor. Şu an bu pili bir şoklayacağım. Ondan sonra cihaz üzerinde bakacağız. Herhangi bir düzelme var mı yoksa komple pilin ömrü bitmiş mi onu göreceğiz. Şurada şoklama düğmesine basıyorum. Şu an cihaz pili şoklamaya başladı. Yüksek voltaj veriyor hücrelere. Yaklaşık 1 dakika süren bir işlem bu. Şu an önce deşarj ediyor. Yani içindeki şarjdan biraz yiyip alan açıp kendisini. Şu an tekrar şarj etmeye geçti. Yani bir alan açtı. Şoklama işlemi devam ediyor. Birazdan bize bilgi verecek cihaz. Evet, şoklama işlemi bitti. Şu an tekrar başlangıç menüsüne geldi. Buradaki değerler değişmez tabii. Biz hani göremeyiz. Bunu ancak cihaz üzerinde deneyerek anlayabiliyoruz. Ama dediğim gibi biz burada genel olarak bu şekilde kurumuş veya tıkanmış hücreleri, bozuldu zannedilip çöp olduğunu zannedilebilen ürünleri bu şekilde kurtarabiliyoruz. Ama hani buna rağmen yine bir düzelme olmuyorsa o zaman değişim kalıyor geriye. Batarya test işlemimiz bu şekilde sona erdi. Siz de bu şekilde bozulduğunu düşündüğünüz, ömrünü tamamladığını düşündüğünüz pillerinizi bize test ettirip yerine yeni pil edinmek isterseniz aşağıdaki numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.